So this is the lecture notes. In fact, I can explain to you very much in detail how to calculate a semicircle charge distribution field at the center. But you see over here the result. I'm not going to go to the detailed result. The electric field created by a semicircle charge distribution at the center, which has a radius r, is given by this expression. Let me write it over here so that the expression is electric field magnitude k times 2 lambda divided by r sine theta 0. Okay. And if this is the very general case where this is not a semicircle, but it has some angle over here, but it is semicircle in a special case where this angle theta zero is equal to 90 degrees, right? If this is 90 degrees, then it becomes a semicircle, right? And the semicircle would have the electric field created at the center for semicircle. Let me put over here semicircle. Since you have to replace this theta zero by pi over two, and we know that sine pi over two is just one, it is just 2k lambda divided by r. But what about lambda? Lambda is the total charge divided by total length of the semicircle. And lambda is over here. Whatever the total charge is, let's say it is q, divided by the total length of the semicircle. So if the semicircle has the radius r, what is its total length? Normally, a circle has a circumference of 2 pi r, right? But if it's a half a circle, then pi r. It's going to be pi times r. So if you replace this lambda by q divided by pi over r, q divided by pi, and one r is coming here, r square. And then over here, we have k, okay? So when we go back to over here, this electric field. This electric field is going to be 2k q divided by pi r square, okay? Or let me put this over top here. Okay. The potential energy is minus E dot P. So this multiplication of two vectors by a dot product is minus the magnitude of electric field multiplied by the magnitude of the dipole vector and multiplied by cosine of the angle between these two vectors. But the thing is, since they are opposite directions, the two vectors are up in opposite directions, what is the angle between these two vectors? 180. 180. Cosine 180, cosine pi is minus one. So one minus over here, one minus over here, you have the magnitude of the electric field multiplied by the magnitude of dipole. But the magnitude of the dipole is already given in the problem, pi times r times q. And the magnitude of the electric field is what we just found, 2k q divided by pi r square. Let's put this over here, both results. 2 times k times q divided by pi r square multiplied by the magnitude of p, which is pi times r cubed, pi times r times q. So if you do this, you get these pi's will cancel out. One of the r will go away, and this r will go away. 2 times k times q square divided by r is the result. So in units of k q square over r, the potential energy of this dipole right at here is just 2, twice k q square over r. And this is the result answer to the problem. You get it? Yes, teşekkürler hocam.
anlaşılmayan bir şey ha. Sadece enerjiyi bulurken sorun yaşamıştım ama onu da anladım şimdi. Biz, o yarım dairede öncekinde de sorun yaşamış. Evet. Şimdi o zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz. Let's generalize this. If you have any arc, any arc, it charge distribution in the shape of an arc. Let me put over here. It's, okay, let me open up a blank page. How do you do it? Let's put over here. Okay. So, if you have an arc charge distribution, let me put first a complete circle. All right, like this. And then we just erase some of the parts so that you have an arc. Okay. And let's put your coordinate system in such a way that the origin is just the center of this arc. If you have such an arc, you know what arc means. Arc is just a piece of, a part of, a portion of a circle, complete circle. If you have such an arc, which is symmetric, and which has radius r, right? And if, since it's symmetric, that means this angle is theta. If this angle is theta, with this end creates an angle theta with the x-axis, this angle is going to be again theta. The electric field created, if this is the charge Q, total charge on the arc, the electric field created by this charge right at this origin is 2k lambda divided by pi r square. Pi r square mi? Böyle miydi? Not aldınız mı? R square miydi, r mıydı? R square'dı galiba. R square'dı hocam. R'dı galiba. R square. 2k q bölü pi r kare. If you put the q over here, okay. So, but we have sine theta over here. So, this is a most general expression. This is just an arc which has an angle of 2 theta. But if you have a semicircle, just replace this theta by pi over 2. That's it. Okay. But if not, this is more general result that you can use always for an arc in such a way that angle is 2 theta. And but if you put this in a symmetrical way, that the half of the angle is just on the top part and the half of the bottom part of the axis. So this configuration produces an electric field at this origin by given by this quantity. If this total charge of Q is distributed evenly on this arc, for a semicircle, this is just 2 times k times q divided by pi r square, because for a semicircle theta is just pi over 2 and sine pi over 2 is 1. So use this expression in case of, you know, such questions. You can just whatever the question is, you can use this result. I hope this is understood. Okay. Okay. All right. So what's next? This was the last question on this one. Okay, so this is an interesting question. Urami is finding always these interesting and somewhat difficult questions. Small electrically charged particle of mass 4 kilograms experiences a force of 2 newtons if placed just outside a uniformly charged sphere, charge per unit volume is constant, of radius 2 meters, and the particle is allowed to fall into the small hole through the sphere drilled along the diameter and is observed to undergo some harmonic motion about the center sphere. Find the frequency of resulting harmonic motion. Nereden buldun İrem bu soruyu? Kitaptan mı? Quizlerden hocam. Quizde var mıydı böyle bir şey? Evet. Gauss yasasının quiziydi. Ama çok alakası sorun yok yani, çözmeyebiliriz. Yani bu soruyu çözmek için biraz sizin bilginizin üstünde şeylere ihtiyaç var. İsterseniz yapayım merakınızı gidermek için. Problemin eğer şeklini çizerseniz
bir tane diyor ki, it says this, a volume of sphere there is, and it has charges everywhere uniformly distributed, right? And it has a constant charge per volume. And it says there is a small particle, let's put over here, small particle which has mass 4 kilograms. It is charged, but we don't know what the charge is. Let's put Q. And let's put total charge in the volume, capital Q, okay? And right at this point, it says, because of this total charge, interacting this total charge, this may be my negative charge so that it just pulls it. It's pulling this charge right at the, let's say, pole. It attracts with a force of 2 newtons. That's what it says, right? And if you, it says if you just drill a hole, like this, which passes from the center of this spherical volume, and right at the top of this hole, as I said, this volume of charge is pulling this small charge with a force of 2 newtons downward. So what happens when you just release this negative charge right at this beginning of this hole? What happens to it? So what kind of motion experiences? Supposing that during the hole, there is no any friction, nothing, it just falls down. So, you know, you can imagine this on the surface of Earth. Dünyada da düşünebilirsiniz bunu. Mesela diyelim ki tam bulunduğunuz yerden dünyanın merkezine doğru bir kuyu açılsın. Tamam mı? Dünyanın merkezinden geçecek ve tam sizin bulunduğunuz yerin tam diğer öteki kutbundan çıkacak şekilde böyle bir kuyu açılsın. Kendinizi bu kuyudan bıraktığınız zaman, tabii çekirdekten de hiç yanmadan geçtiğinizi varsayarak, çünkü dünyanın merkezi biliyorsunuz ateş kürü. Yanmadan geçtiğinizi varsayarak, varsayarsak ve hava sürtünmesinde olmadığını varsayarsak nasıl bir hareket olur bu? Böyle bir şey düşündünüz mü hiç? Hocam benim bir fikrim var. Evet. Bence merkezden geçtikten sonra belli bir mesafe daha gidip tekrar merkezi geçip belli bir mesafe daha, ama hiçbir zaman çıkışa ulaşamadım yani, sürekli içinde kalmadım böyle. Evet. Aynen arkadaşınız dediği gibi, şimdi bir kere zaten bulunduğunuz yerde ayaklarınızın altında bir kuyu açsanız, kuyu sonuna kadar gitse, kuyu atlasanız aşağı doğru düşersiniz değil mi? Yani normal değil. Bu düşme nereye kadar olacak? Yani kuyu eğer tamamen dünyayı delip geçiyorsa düşme nereye kadar olacak? Düşüşünüz hızlanacak, hızınız artarak gidecek. Hızınız tam merkezde maksimum seviyeye ulaşacak. Fakat buradan sonra artık şu dünyanın bu tarafına göre siz kuyunun içinden dışarı doğru bir hareket ediyormuş pozisyonda düşeceksiniz değil mi? Çünkü buradan baktığınız zaman kuyunun merkezinden dışa doğru bir hareketiniz var söz konusu. Eğer sürtünme yoksa bu sefer tam merkezden geçtikten sonra maksimum hızınız yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Azalacak. Tam buraya eğer dünyanın küreliğini mükemmel küre olarak hayal ederseniz, tam diğer taraftan çıkışa geldiğinizde hızınız sıfır olacak ve buraya tutunabilip buradan çıkabilirsiniz. Tabii eğer tutunmazsanız, baktınız hoşunuza gitti bu hareket, yine tam buraya geldiğinizde hızınız sıfır olacak. Tekrar dünya sizi geri çekecek. Tekrar buraya tekrar. Dolayısıyla bir salınım hareketine dönüşecek değil mi? Aynı şey bu yük sistemi içerisinde geçerli. Yani tam burada 2 Newton'luk yükle çekiyorsa bu tabii ki bu kuvvet aşağı doğru düştükçe bu charge, yük merkeze doğru gittikçe bu 2 Newton olarak kalmayacak. Düşecek kuvvet. Düşecek. Sonra tam burada geçtikten sonra o kuvvet bu tarafa doğru ters yönde etkilemeye başlayacak. Çünkü bu tarafa geçince yükün çoğunluğu bu tarafta kaldı. Yükün çoğunluğu bu tarafta kaldığı için bu çoğunluk yük bunu bu tarafa doğru çekeceğinden dolayı artık hızı yavaşlayacak. Tam buraya geldiğinde sıfır olacak. Tekrar bıraktığında hiçbir yere dokunmadan tekrar geri gidecek. Bu hareket böyle salınım hareketine dönüşmüş olacak. Anlaşıldı mı? So the problem is asking about the frequency of this oscillation. I mean,
let's say ask this question. How many times it's going back and forth in, let's say, 1 minute or 1 second? This is the question, the frequency of the oscillation. Soru anlaşıldı mı? Evet. Biz eğer yük böyle bir yukarı bir aşağı bir yukarı böyle gidip geliyorsa bir saniyede kaç defa gidip geliyor sorusu. Bir saniyede kaç defa gidip geliyor sorusu. Onun frekansını bulmak demek. Tamam mı? Şimdi burada bir modelleme yapmamız gerekiyor. Yani bu 2 Newton'luk yük, 2 Newton'luk kuvvet bu yüke uygulanacak olan bu sistemde en yüksek kuvvet. Bu en yüksek kuvvet yavaş giderek düşüyor. Bu tarafta tam tersine dönüyor. Tekrar bu tarafa düşüyor. Tekrar tersine dönüyor falan. Şimdi bu kuvveti biz, bu F kuvvetini merkeze olan uzaklığını herhangi bir noktada parçacığın X olarak alacak olursak, herhangi bir yerde olabilir bu. Bu kuvvet K çarpı X gibi bir şeyle değişir. Yani merkeze olan uzaklık ne kadar fazlaysa, yani tam mesela tam ağzında kuyunun 2 Newton'muş maksimum. Merkeze yaklaştıkça kuvvet düşer. Dolayısıyla biz kuvveti bu şekilde modellersek, ki başka türlü zaten bulmamıza imkan yok bu frekansı. Bu Kx modeli de ne biliyorsunuz? Siz bu Kx nerede hatırlıyorsunuz? Yaydan gidiyor. Yaylarda. Şimdi mesela yayın ucuna bağlı bir kütleyi çekerseniz x kadar, değil mi? Yay diğer tarafta sabit. Çekerseniz x kadar bıraktığınız zaman tam bırakmanızda eğer serbest halinden x kadar mesafeye çektiyseniz parçacığı, onun üstündeki kuvvet Kx kadardır. Bıraktığınızda o kuvvet kendini çeker ama tabii x de azalacağından serbest hale geçinceye kadar kuvvet azalır. Tam bu noktada kuvvet sıfır olur. Bu tarafa geçer, sıkışmaya başlar. Tekrar sıkışmaya ne kadar mesafe bu tarafa doğru sıkışıyorsa o kadar artar. Maksimum ulaşır, tekrar böyle gider. Böyle salınıp durur. Şimdi bu salınıp durma hareketi ne denir? Bu salınıp durma hareketinin açısal frekansı, eğer yayın sabitini K olarak alırsanız, buradaki kütleyi de M olarak alırsanız, karekök içerisinde K bölü M'dir. Şimdi omega açısal frekans, yalnız biz çizgisel frekansı bulacağız. Çizgisel frekansa açısal frekans arasında şöyle bir ilişki var. Açısal frekans 2 pi çarpı F'dir. Dolayısıyla F lineer frekans 1 bölü 2 pi çarpı omega'dır. Dolayısıyla frekansımız bizim. Frekansımız 1 bölü 2 pi karekök içerisinde K bölü M. Burada tabii K nedir? Eğer K'yı bulabilirsek burada bu sistemde bu problemde frekansı hesaplayabiliriz. K'yı nasıl buluruz? Hadi size sorun. K'yı siz bulun. Nasıl bulursunuz K'yı? So, for those of you who can't speak in Turkish, understand, I'm just asking that in order to find the frequency, we are just modeled this motion of the particle that is going back and forth through this volume of the sphere as a mass which is attached to a spring. So in this case, the frequency is nothing but 1 over 2 pi in square root k over m. K is the spring constant. But what is the spring constant for our case? How can we find this spring constant information for our case? With this given 2 Newton value right at here, and with the radius is 2 meters. So how do you find it? 2 olmuyor mu hocam? K'yı nasıl buluyorsun? Yarı çarpı zaten evet, 1 oluyor. 2 Newton'sa 2 Newton eşittir K çarpı 2 meter. Çarpı 1. Eşittir 1 oldu. Böylece buraya 1. Buraya da 4 koyarsan. Ama x yerine yarı çapı yazmıyor muydu? Evet, x yerine. Hayda, yarı çapı 2 vermiş. Tamam hocam. Anladım. Teşekkür ederim. 1 bölü 4 karekök içerisinde 1 bölü 2 yapar. 1 bölü 2 ile 1 bölü 4 pi. Yani bunu hesaplayın bakalım ne çıkacak. Bu 0.08 hertz diyor. Doğru mu çıkıyor? Tamamdır. Teşekkürler hocam. Okay, so this is the answer. But you know, this requires some
other knowledge also. Okay, so what's next? Next question. A flat disk of 1 meter in diameter is oriented so that the plane of the disk makes an angle of pi over 6 radians with a uniform electric field. If the field strength is 491.0 Newton per Coulomb, find the electric flux through the surface. So this is a calculation of electric flux, but you know, it is not a calculation of electric flux through a closed surface, which we are given some point charges inside the surface. It's not that like that, but it is rather a flux calculation through a open surface. And the open surface is just a disk, you know, it's a disk of 1 meter in diameter. So it is, radius is just 0.5 meters. And this is the surface of the disk. It's a plane, flat surface. This flat surface is crossed by the electric field, a uniform electric field. And this uniform electric field, let's say in this direction, this uniform electric field is making an angle with the surface. Is it the plane of the disk? Yeah, with the surface. This angle is pi over six. Okay. So in that case, the flux calculation turns out to be the electric field vector dot product with the area vector of the flat surface. And the question is, what is the area vector for this disk? Area vectors for flat open surfaces is a vector which is always perpendicular to at every point on the surface. So that means the area vector for this flat disk is just this one. And the magnitude of the area vector is going to be just the area of the disk, which is pi r squared, and r is 0.5. Is that okay so far? And next is, if the electric field is making an angle theta with the surface, what is the electric field making an angle with the area vector? So if the surface is making 90 degrees to the area vector, and if this angle is theta, then this angle, and the angle between electric field and area vector is going to be pi over 2 minus theta, right? Is that okay? So yes. E times magnitude of electric field multiplied by area, pi r squared, multiplied by cosine pi over 2 minus theta, where theta is pi over 6. So what is electric field? It is 491 multiplied by what is area? It is pi times r squared, which is 0.5 squared, and plus multiplied by cosine pi over 2 minus pi over 6, or 2 pi over 6 cosine pi over 3, or cosine 60 degrees. If you do this calculation, then you get the result. Okay? Okay, thank you. All right. I think this was the last question in the discussion board. And no more questions. But if you have anybody have an extra question, you may ask. Let me check the link. Evet arkadaşlar. So
Any other questions? Hocam benim bir sorum vardı da yüklemeden hemen koyayım mı? Şey, aslında eski sınavlarda sorduğunuz bir soru çözümü de var da çözümünü tam anlayamadım. Şeyi chatten gönderebiliyor musun? Dene bakalım şeyi. Eğer resmi varsa sorunu. Var hocam, deneyim istedim. Yolladım hocam, geliyor şu anda. Chat'ten yolladım hocam. Bakalım, evet. Gauss, PNG. Anlatsam yapmıştır, evet. Consider a non-solid non-conducting sphere with a uniform charge density rho and a charge of minus q inside a conducting spherical shell, which has a charge of minus q. Find the charge density on the outer surface of the shell. A partını anladım hocam, B partını tam anlayamadım. Şimdi non-conducting uniform charge density rho and a charge of minus q inside the conducting shell. Şimdi dışarıdaki iletken küresel kabuk, tamam mı? İçerideki yalıtkan ve eksi yüke sahip. Yani ikisi de mi eksi yüke sahip? Yok. Şeyi bulmaya çalışıyorum. Şaşırdım. Tamam. İçerideki yalıtkan bir yükmüş. Dışarıdaki ise iletken bir yük. İçeridekinin toplam yükü eksi Q. Doğru mu? İçeridekinin toplam yükü eksi Q. Dışarıdaki de eksi Q. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla diyor ki hangi B şıkkını mı soruyorsun? Evet hocam, B'yi. İlk önce A şıkkında bakalım ne diyor. Find a charge density on the outer surface. Outer, dış yüzeyde eksi 2 Q'luk bir yük yoğunluğu olacak. Toplam yük daha doğrusu. Onu da şeye bölersen yüzey alanına sigma'yı bulursun. Onu anladın diyorsun. Onda bir sorun yok. B de diyor ki using Gauss's law find the magnitudes of the electric field her yerde. R1'in içerisinde, ondan sonra R2, yani daha doğrusu R2 ile R1 arasındaki bölgede, şu boş bölgede, bir içeride, bu bir bölgede, bir de R3'ten büyük, yani en dışarıdaki bölgede Gauss kanunu kullanarak elektrik alanı buldum. Şimdi Gauss kanununa göre elektrik alanı şu ifadeyle buluyoruz. Bu ifadeyi biliyorsun. Bir tarafta flux ifadesi var, integral. Aslında bu çift integral ama burada temsili olarak tek
katlı olarak görünüyor. Zaten integralde almıyoruz. Genelde bu şey oluyor. Her zaman basit bir şey oluyor. Sağ tarafta ise içerideki kalan yük böyle epsilon sıfır. Yani bu Gauss kanunu kullanarak bunu hesaplayacağız. Şimdi başlayalım şeyden. İçerideki yalıtkan olan kürenin içindeki bir bölgede. Çünkü R, yani şurada bir bölgede, şöyle yapayım. Diyor ki, bunu biraz daha büyütelim. Diyor ki, şurada bir yerde merkeze, işte şöyle merkeze, küçük R'ye kadar uzakta, şuradaki noktada elektrik alanını Gauss kanunu bularak hesapla diyor. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Burada. Burayı nasıl yapılıyor onu bulmak istiyorsun değil mi? Evet hocam. Şimdi burada şunu yapıyoruz. So let me switch to English because this is going to be recorded. Anyway. When you work on such a problems which has a certain symmetry. And obviously we have a certain symmetry over here and this symmetry is spherical symmetry. What I mean by spherical symmetry? If the problem is asking you to find an electric field at a particular point, and for our case over here, it is this point which has a distance r, and this small r is less than this capital R1. You think of these points, all other points which has the same distance, small r, to the center, and think of all other small all other points which has just the same distance r, small r, to the center, and think of the electric field magnitudes also at these points. So what do you think about the magnitude of these two points, magnitude of the electric field of all these many points which has the same distance to the center r, if you compare this to the electric field on this particular position? Obviously, it's going to be same magnitude, right? Şimdi, let me say in Turkish. Şimdi biz herhangi bir nokta seçtik. Diyor ki, onu zaten hesapla diyor. Herhangi bir yer seç, bir nokta seç. R kadar uzaklıkta olsun. Buradaki elektrik alanı şiddetini hesapla diyor. Gauss kanunu kullanalım. Biz de diyoruz ki, sadece bu noktayı düşünmeyelim. Bu nokta gibi merkeze aynı uzaklıkta, eşit uzaklıkta, R kadar uzaklıkta olan diğer bütün noktaları düşünelim. O noktalarda da elektrik alanın büyüklüğü aynı oldu. Doğru mu? Evet hocam. Niye? Uzaklıkları aynı olduğu için. Uzaklıkları aynı, bir de simetri var. Değil mi? Evet. Mesela ben bu içerideki küreyi döndürsem bu noktalar bu özel olarak başlangıçta seçtiğim noktaya gelecek. Bir şey fark edecek mi? Etmeyecek. Niye? Çünkü küreyi merkezinde sabit tutacak şekilde döndürdüğüm zaman simetri bozulmuyor. Doğru mu? Yük dağılımı aynı. Çünkü yük dağılımı tamamen homojen. Dolayısıyla biz bu tür problemlerde eğer bir simetri bulabiliyorsak hemen Gauss kanunu yapıştırıyoruz. Gauss kanunu diyor ki sen diyor bir tane özel bir nokta seçtin ama istersen sadece oraya özelleme, genelle bütün bu noktaları birleştir diyor. Bütün şu noktaları birleştir diyor, tamam mı? Bütün bu noktaları birleştirdiğin zaman bir küre elde edeceksin. Yani aslında problemin simetrisi. Problem küresel simetriye sahip ya. When you collect all these two points, all of the points which has the same distance to the center, when you just combine all these points, you just get an imaginary Gaussian surface. And now you just apply the Gauss law to this imaginary Gaussian surface. What is about this Gauss law applied to this imaginary Gaussian surface? This surface, think of this electric field, and since the electric field inside is negative quantity, right? Anyway, these charges inside this sphere is negative. All right. So let me just bring so that concept. Yes. So the electric field, first of all, let's discuss about the direction of the electric field at this point. What is going to be the direction of the electric field? Since the charge is negative,
the direction of the electric field at every point is going to be inward, right? But if the charges will be positive, the directions will be out. Well, nothing will change in, when you think about the magnitude. The only directions are changing, but if it were a positive charge, all the directions will be out, emerging. So, but in terms of the magnitude, nothing will change. So all of these electric fields are crossing this imaginary Gaussian surface perpendicularly. And the integral of this expression, E dot dA, that means, this means the electric flux through this imaginary Gaussian surface, total electric flux, since though all these electric fields are crossing the surface, this is just about that. This is the flux. But this flux is easy to calculate because since at every point, the area vector of the Gaussian surface and the electric field, they are in the same direction, not in the same direction, but they are on the same line, this E dot dA is going to be just negative because since it is going in toward inside, it's becoming the sign becomes minus. Electric field multiplied by the total area of the surface. And the total area of the surface is nothing but 4 pi small r squared. Why? Because we just take this Gaussian surface, which is a radius of small r. Okay? That's why I put 4 pi r squared. This is the flux. But Gauss's law says that this flux is nothing but the charge inside divided by epsilon zero. What is charge inside? The charge inside, Q in, is nothing but the total charge which reside inside of this imaginary surface. We are given that the total charge on this volume is minus Q, but we don't know the total charge that which is particularly chosen, which is a smaller part of this total region. And how do you calculate this Q in? Well, since we know that the charge is distributed homogeneously, evenly, this minus total charge in this inner shaded region is minus Q, the total charge. But this does not mean that the total charge inside this smaller part is not, it's not going to be minus Q because it's going to be smaller, right? But how, can we calculate it? Well, in fact, we calculate it. Q in is nothing but this total charge minus Q multiplied by the volume of this smaller Gaussian surface, which is pi over the 4 over 3 pi small r cube, divided by the volume of the largest